diğer üzümlerden farklı olarak gün ışığı görmeden kurutuluyor. Kendine has rengi, kokusu ve aromasıyla çok seviliyor. Diğer üzümler güneşte kuruyor. Bu gölgede tek tek seçtiğimiz üzümler tellere asılarak tek tek kuruyor. Konya'nın Hadim ilçesi Yağcı mahallesinde üretilen gök üzüm, evlerin çatı ve tavan aralarında gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor. Evlerin tavan aralarında gölgede kurutulan gök üzüm, yaklaşık bir aylık kurutmanın ardından tüketime hazır hale geliyor. Asıyoruz buraya, 15-20 gün sonra kuruyor, tekrar bunu indiriyor aşağıya, tek tek ayıtıyoruz bunu. Zahmetli, her yerde yapılmaz, her köyde olmaz. Bizim köye ait. Zaten bizim köyde yapıyor. Başkasında yok yani. Başka köylerde yok. Yöre halkı tarafından bandırma adı verilen yöntemle kurutulan gök üzümler, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Seçtiğimiz üzümleri getiriyoruz eve. Evde posatalı suyu hafif kaynatıyoruz. Elimizi yakmayacak şekilde. Suyun içine batırdık mı, üstünün tozunu aldı mı, tellere tek tek asıyoruz. Özenle seçtiğimiz üzümleri ve 15-20 gün kurumaya alıyoruz. Güneş görmediği için yeşil olarak kuruyan bu üzüm, rengi, kokusu ve aromasıyla dikkat çekiyor. Bir de aroması var bunun yemesi için yani. Mesela bunu ben İstanbul'da kalıyorum ben. Göçerim orada. Böyle, bu ne diyorlar mesela? Dedim böyle böyle, inanmıyorlar. Ama da bir kilo yarım kilo aldım ben. Tekrar hafta diyor ki bana 15 kilo ver, 3 kilo 5 kilo ver diyor. Güzel bir aroması bunun ya, yemesi var. Yaklaşık bir ay süren kurutma sonrası üzümler ev halkı tarafından ütleme adı verilen yöntemle tek tek salkımlarından ayrılarak tüketime hazır hale getiriliyor. Burada üzümlerimizi tek tek birinci sınıf kalitesine göre birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayırıyoruz. Titizlikle, özenle bir kuyumcunun altını işlermiş gibi biz de üzümlerimizi tek tek el işçiliğiyle ayıtlıyoruz. Dedelerimiz zamanında, babalarımızın zamanında yapılıyordu. O zamanlar bağlarda yapıyorduk. Gerçevi dediğimiz bir yerlerde kurutuyorduk. Evlere getirdik artık. Evlerde, çatılarda kurutuyoruz. Yağcı mahallesinde yılda 20 tona yakın üretilen göküzüm, son zamanlarda tanıtımının yapılmasının ardından alıcı da buluyor. Hadim Yağcı mahallesinde yılda 15-20 ton kadar bir üretim oluyor. Şedişehir, Bozkır, her yerde İstanbul, her yerden geliyorlar almak için.